Ben hazırım galiba. Böyle kendimi çok farklı hissediyorum. Yani böyle sanki çok özel bir yere gidiyormuşum ve birileriyle görüşecekmişim gibi falan süslendim. Yani öyle bir süslendim. Bir saattir makyaj falan yapıyorum böyle. Şimdi evden çıkacağım. Stüdyonun benim için açılış saati. Yani benim rezervasyon saatim. Saat 6'da başlıyor. 6 ile 18.00 18.30 arası yazıyor. Açıkçası ben de hiç bilmiyorum. Böyle hani yol yordam bilmeden gideceğim bir nebze de olsa. O yüzden biraz erken çıkacağım. Şu an saat 4. Başka 2 saat var. 2 saat önceden çıkacağım. Zaten 1,5 saat yol görünüyor. Yarım saatte ben beklerim diye düşünüyorum. Ama tabii ki beklemeye de bilirim. Nasıl bir yer olduğundan bir nebze haberim olmadığı için biletimi unutmamalıyım. Açıkçası biraz gerildim. Çünkü şunun ne olduğunu bilmiyorum. Yani umarım bulabileceğim bir şeydir. Çünkü line değil yani. Başka bir şey. Tren mi? Öyle bir şey galiba. Ama bakacağız. To Warner Brothers Studio Tour London and the making of Harry Potter. My name is Gemma. I'm one of the interactors you're going to see here today. Hi everybody, I'm James Phelps. Wait, you just said that. And I'm Oliver Phelps. And we're here to give you the real tips for the tour. People who liked the book and saw potential in it for movies. I felt for the first time I was speaking to someone who really wanted the same things that I did out of a film adaptation. To number one, number two, and number three of the New York Times bestseller list. Look, I thought it might be a nice, modestly sized. Me and Alex tested each and every one just before. During Power, the characters and the world she was. Do we have any Harry Potter fans here today? Here, as you should be aware, that we're currently stood at the entrance hall of the castle, and that means that there is something very special indeed right behind those doors. But we come to the front, guys, we're very excited for all of you. Because what we're going to do now is we're going to turn around, face everybody, give them a nice big smile and a wave, and give the doors a push. Lovely, a nice big round of applause for my birthday. Yes, ladies and gentlemen, this is the one and only Great Hall of Hogwarts. Thank you.
responded to it, and it paved the way for the other films. There were three books. Thank you.
Şu an eve geldim ve hani şey olur ya böyle insan. Ne demesi gerektiğini bile bilemez. Şu an öyle bir konumdayım. Şu an hep yapmak istediğim şeyi sizin karşınızda yapmak istiyorum. Hemen yapıyoruz şu anda bunu. Stüdyo turundan neler aldım? Ben çok fazla bir şey almadım. Dünyanın en büyük aptallığını şöyle yaparsınız. Eğer tura gidecekseniz Londra'nın merkezindeki aptal aptal Harry Potter eşyaları satan yerlerden bir şeyler almayın. Ben aldım. Fiyat farkı var mı diye soracak olursanız stüdyoda bazı şeyler daha ucuzken bazı şeyler daha pahalıydı. Bir kutu almıştım. Mesela o 26 pound dışarıda. Stüdyoda 32 pound'tu. Ama hani anahtarlıklar falan mesela normalde 12 poundken stüdyoda 8 poundtu, 5 poundtu falan. Bazı şeyler ucuzdu, bazı şeyler pahalıydı yani öyle diyeyim. Her ne kadar ucuz ya da pahalı olursa olsun stüdyoda çok fazla seçeneğiniz var. O yüzden sakın, sakın hiçbir şey almayın dışarıdan. Stüdyoyu bekleyin. Ben beklemediğim için o kadar çok şey alamadım arkadaşlar. Ama aldığım şeyleri şimdi gösteriyorum. Birincisi bunu aldım. Tatlı şeylere bayılıyorum. Çünkü bunların hepsini odama asmak istiyorum. Odam ya da ileride evim istediğim gibi olursa şu an. Öğrenci evim çok istediğim gibi olmuyor ama. Ben geçen gün Pandora aldım. Olacağını bilmeden Harry Potter turda şey var, bileklikler var. Normalde shopta bunların bileklikleri var. Sadece Pandora yazmak yerine Harry Potter yazıyordu. Gerçekten. Ben de kendi yani bilekliğime olacağına inandığım için böyle bir şarm aldım. Bilekliğime takabilmek için. Ve çocukluk hayalim. Bunu ve bunu aldım. Arkadaşlar ben Harry Potter'ı 18 yaşımda sevmedim. Ben Harry Potter'ı 15 yaşında mı sevmiş oluyorum bilmiyorum. Ben ilk filmine mi, yalan olmasın ya ilk ya ikinci filmine. Çünkü en başta babamla gittim. O yüzden de böyle ben de Harry Potter ne bileyim asa almak istemezdim ben. Ben böyle hani küçükken, çocukken gittiğim için hep o Harry'nin denediği, işte Dumbledore'un bu şekerlemelerden denediği, işte kulak kiri tadından falan bahsettiği yerler hep benim aklımda kaldı. Hani benim çocukluk Harry Potter'ımda asalar ya da büyülerden ziyade o şekerlemeler vardı. O yüzden ben hep merak ediyordum. Acaba tadı nasıldır? Gerçekten güzel midir? Kötü müdür? Acaba gerçekten olsa nasıl olurlar falan. O yüzden ben stüdyo turunu yaptıktan sonra gidip ne bileyim bunların tanesi de pahalıydı bu arada 8 pound falan. Bunları farklı şeyler anahtarlıklar alabilirdim ama bunları çok istediğim için bunları aldım. Bunu açmayacağım ama bunu videoda sohbet ederken hazır bitirirken de açıp bir tane tadına bakmak istiyorum. Bununla beraber olsun isterim yani. Bugün hayal edebileceğimden çok 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 daha güzel bir gün geçirdim. Umarım isteyen hayal eden herkes gerçekten bu anı yaşar. Çünkü gerçekten Harry Potter'ı böyle çocukluğundan beri seven ya da ne bileyim çocukluğundan beri sevmese bile ne bileyim hani Harry Potter'ı anlattığın zaman anlatamıyorsun bence insanlara. İnsanlar soruyor neden seviyorsun diye. Yani anlatamıyorsun. Bileceğin o kadar çok şey var ki aslında ama hani izlemedin mi gerçekten falan diyorum hatta çoğuna da. Benim böyle Harry Potter izlememiş arkadaşlarım benden çok fazla laf yemiştir her zaman yani her zaman. Ve böyle hani Allah yırttım. Azıcık yırttım. Artık nazar boncuğu. Storiesini atmıştım. Nazar boncuğu. Aşırı üzdü beni. Lalet tezelere geldim bu arada fark ettiniz bence. Bunu da koparmadan nasıl yapabilirim? Şuraları birazcık kötü oldu. Bu ne? Bilmiyorum bir tanesini seçeceğim. Şu an İngilizcem yetmedi Dirt'in ne olduğunu anlamaya. Dirt ne ya? Çukur da büyük. Evet bütün Harry Potter seven arkadaşlarıma bir tane vereceğim. İçinden böyle seçtireceğim. Onlar da denesinler. Çok hoşuma gidiyor böyle şeyler yapmak. Keşke çok param olsa çok hediye alsam insanlara. Evet kulak kiri Dirt. Ama bakmadan seçeceğim. İyi bir şey de gelebilir. Bugün bir çocukluk hayalimi aslında gerçekleştirmiş oldum. Bu yüzden inanılmaz mutluyum. Bu çıktı. Güzel. Oha dünyanın en şanslı insanı falanım. Marshmallow çıkmış. Ama ben kötü bir tadı olan bir şeyi merak ediyorum. Bu merakımı nasıl yenebilirim? Müthiş. Yenemem. Hangisi kusmuk? Abi kusmuk tadı nasıl yapabilirsin ki? İngilizcem yetmiyor gerçekten. Aynen kusmak, komik. Ben bir tane kusmuk tadı deneyeceğim. Hazır mısınız? Ama hep bunu merak etmiştim. Yani iğrenç bir şey biliyorum. Farkındayım. Bu arada marshmallow çıkacak kadar da şanslıymışım. Bu arada çok kötü kokuyor. Bridget falan yapmıyor. Fazla merak iyi değil. Acil tatlı bir şey. Abi elim yemin olsun kusum kokuyor. Limonlu limonlu bir şey var mı? O kadar kötüydü ki. Ay tövbe bismillah. Gerçekten şey düşünüyorum. Büyük ihtimal herhalde bir gerçekten kusmuş. Ve sonra onu jelibon yapmışlar. Ben şu an insanların kusmunu yemişim. Bir hissiyat var. Tüylerim diken diken oldu. Yemin olsun bak. Ağzıma çıkartıp yere attım. Yere attıktan sonra yerdeki şeyi temizlemek için peçeteyle temizlerken işte
hep merak. Bunlar hep merak. Gereksiz bir merak. Bu da böyle bir videoydu. Şu an benim bir tane yapamadığım bir şey var. O da pasaport almadım. Harry Potter pasaport veriyorlar size girerken. Yazacağınız her yerde mühürlemeniz için sayfa sayfa şeyler var. Ben biletimi evime söylediğim için yeniden bilet almama gerek olmadı. O yüzden gişeye gitmedim. Gişeye gitmediğim için pasaportumu da alamadım. Siz siz olun. Pasaportunuzu alın. O yüzden o kadar. Ama bir sürü şey aldım. O yüzden onların da anısı olacak. Pasaportumda olmayı versin, ne yapayım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince bildiğiniz şeyleri size daha detaylı göstermek istedim. Biraz daha detaycı bir video olsun istedim. Aynı zamanda eğer bilmiyorsanız da size Harry Potter'ı sevebileceğiniz ve izlemeye, okumaya başlayabileceğiniz bir neden vermek istedim. Umarım bunu başarabilmişimdir. Çünkü ben gerçekten aşık olduğum şeye bir kere daha aşık oldum diyebilirim. Beklediğimi çok 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 üstündeydi ve hayatımda galiba bundan daha iyi bir yere gidebileceğime inanmıyorum. Umarım eğer burası sizin hayalinizse bir gün gerçek olur. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Kanalıma abone olmayı, Elif diye birinin günlüğü olarak Instagram'dan da beni takip etmeyi lütfen unutmayın diyorum. Ve kendinize çok iyi bakın. Etraf şu an parfüm kokuyor. Çünkü oraya parfüm sıkıyor.